Merhabalar arkadaşlar. Hafize'nin elinden kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz canlar? İnşallah iyisinizdir. Bugün sizlerle tığ işi çok güzel bir model paylaşacağım. Örneğimiz o kadar kolay ve o kadar güzel ki çabuk ilerleyen bir model. İstediğiniz her şeye gidecek bir model. İpimiz Nako'nun normal yünlerinden ne ince ne de kalın güzel bir ipimiz var. Tığımız da 2,10 milimlik bir tığ. Dilerseniz başlayalım. Başlamadan önce kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Videomu beğenip yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi şöyle ipimizin ucunu alalım. Bismillahirrahmanirrahim diyerekten başlayalım. İpimizi tığımıza şu şekilde tutup sabitliyoruz arkadaşlar. Şöyle. Şimdi 30 tane zincir çekelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13. Hemen 30'a tamamlayayım. Evet arkadaşlar, şu şekilde 30 tane zincir çektik. Şimdi arkadaşlar buradan 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir bırakıp 6.ya şu şekilde batıyoruz. İpimizi tığımızı alıyoruz. 6.ya bir tane ikili trabzan yapıyoruz. 1 ve 2. Arada 2 zincir çekiyoruz. Ve 1, 2 tane zincir bırakıp 3.yi yine bu şekilde batıyoruz. İkili trabzan yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar burada bu trabzanımızla beraber 7 tane trabzan yapacağız yan yana. Şöyle 2 tığımızı hepimizi aldık. Şöyle 3 4 5 6 ve batamadım bir dakika. 7. 7 trabzan yaptıktan sonra arada 1 2 ve 3 zincir çekiyorum. Tığıma ipimi alıyorum. Hemen yandaki zincirime aynı şekilde devam ediyorum. 7 tane daha trabzan yapacağım. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Evet. Bu şekilde 7 trabzan daha yaptık. 2 zincir çekiyorum. Arada 1 2 bırakıp 3.ye şu şekilde yine ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Tığıma ipimi alıyorum. 1 2 bırakıp 3.ye şöyle ikili trabzan yapıyorum. Evet. Modelimizin alt kısmını, dibini başlamış olduk arkadaşlar. Şimdi burada 5 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. Çeviriyoruz. Tığımıza ipimizi alıyoruz. Hemen ilk trabzanımızın tepesine şu şekilde batıyoruz. 1, 2 zincir çekiyoruz. Tığımıza ipimizi alıyoruz. Yandaki trabzanımıza tepesine batıyoruz. Şimdi arkadaşlar bu 7 trabzanımızın üstüne hepsini batacak şekilde trabzanlarımızı yapıyoruz. Yani 7'ye 7 trabzan yapıyoruz. Hepsini atlamadan batıyoruz. Tığımıza ipimizi alıyoruz. Şöyle batıp ikisini bir, ikisini bir kapatıyoruz. 2 bir, ikisini de bir. İkinci sıramızda yani aynı şekilde devam ediyoruz. Burada alt tarafta 3 zincir çekmiştik. Şimdi 6 zincir çekeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Tığımızı, ipimizi alıyoruz. İlk trabzanımızı hemen yine 1 ve 2'de çıkıp trabzanımızı yapıyoruz. Yine aynı şekilde bütün trabzanlarımıza batarak karşıya geçiyoruz. Trabzanlarımızın hepsini yapıyoruz.
Evet, bu şekilde. Yine iki zincir çekiyoruz. Hemen ilk trabzanımıza şöyle batıyoruz. İkisini bir, ikisini de bir kapatıyoruz. Yine iki zincir çekiyoruz. Burada bir zincir kalacak şekilde diğer zincirimize şu şekilde batıp karemizi oluşturuyoruz. Yine 1, 2, 3, 4 ve 5 zincir çekip çeviriyoruz arkadaşlar. Şu şekilde modelimiz oluyor. Burada tığımızı, ipimizi aldık. Yine hemen karemizi oluşturuyoruz. İlk trabzanımıza batıyoruz. 1 ve 2 zincir çekiyoruz. Buradaki trabzanımıza batıyoruz. Burada arkadaşlar kare oluşturacağız. 1, 2 zincir çektik. 1 ve 2 tane trabzan bırakıp 3.'ye battık. 2 ve 2 de kapattık. 1, 2 zincir çekiyoruz. 1 ve 2, 3.'ye batıyoruz. Şimdi arkadaşlar yine alt tarafta yapmış olduğumuz gibi bunu ilk yaptığımız trabzanı da sayarak burada 7 trabzan yapacağız. Bu battığımız birinci. Boşluğa batıyoruz. 2 batıyoruz. 3 bir daha 4 bir daha 5 6 ve 7. Evet. Şöyle 7 tane trabzan yapmış olduk. Burada da 4 tane karemiz oldu. Şimdi burada yine 3 zincir çekiyoruz. Boşluğa 7 tane daha trabzan yapacağız. 7.'yi baştaki trabzanımıza batacağız. 1 yani 6 tane boşluğa 2 3 4 5 ve 6. 7.'yi trabzanın tepesine. Şimdi 2 zincir çekiyoruz. 2 tane trabzan bırakıp 3.'ye batıyoruz. 1 ve 2 zincir çekiyoruz. 2 trabzan bırakıp 3.'ye batıyoruz. 1 ve 2 zincir çekiyoruz. İlk trabzanımıza batıyoruz. 1 ve 2 zincir çekiyoruz. Burada bir tane zincir bırakıp şöyle diğer zincirimizin tepesine batıyoruz. Evet. Şimdi arkadaşlar burada bir zincir çektim, çevirdim. Boşluğa sık iğne olarak bir tane daha iki sık iğne yaptım. Trabzanımın tepesine bir sık iğne yapıyorum. Boşluğa bir ve iki sık iğne yapıyorum. Trabzanımın tepesine de batıyorum. İki kareyi, iki kutucuğu boşta bırakmış oluyorum. Burada 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Tığıma ipimi alıyorum ve ilk trabzanımın tepesine batıyorum. 1 ve 2 de çıkıyorum, trabzanımı yaptım. 2 zincir çekiyorum ve şöyle ilk trabzanıma batıyorum. Burada yine 7 tane trabzan buraya kadar geleceğiz arkadaşlar. Hepsine batıyoruz. 2 3 4 5 6 ve 7. Yine altta 3 zincir çekmiştik. Burada 6 zincir çekeceğiz. Şurayı tekrarlayacağız. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Tığımıza ipimizi aldık. İlk trabzanımıza batıyoruz. Ve buraya kadar 7 trabzanımıza devam ediyoruz. Altı ve 7. Şimdi 2 zincir, tığımızı ipimizi aldık. İlk trabzanımızın tepesine battık ve ikili trabzanımızı yaptık. 2 zincir. Bu trabzanımıza da batıyoruz ilk baştaki. Evet. Burada 2 tane karemizi bırakıyoruz arkadaşlar.
5 zincir çekiyoruz. Çeviriyoruz. Tığımıza ipimizi alıp ilk boşluğa batıyoruz. Bir tane daha şu şekilde model yapınca modelimiz tamamen ortaya çıkacak arkadaşlar. 1 ve 2 zincir çektik. İlk boşluğumu, ilk pardon, trabzanımıza battık. Yine 2 zincir çekiyoruz. 1 ve 2 tane bırakıp 3.'ye batıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. İlk trabzanımıza batıyoruz ve boşluğumuza yine aynı burada olduğu gibi 6 tane trabzan yapıyoruz. 2 3 4 5 6. Baştaki ile beraber 7 olması gerekiyor. 2 4 6 ve 7. 3 zincir çekiyoruz. Yine aynı şekilde 6 boşluğa bir de trabzan tepesine 7 tane trabzan yapıyoruz. 2 3 4 5 6 ve boşluğa 7. Şimdi burada yine 1 ve 2 zincir çekiyoruz. 2 tane bırakıp 3.'ye battık. 1 ve 2 zincir çektik. 2 bırakıp 3.'ye battık. Evet. 1 ve 2 zincir çekiyoruz. Trabzanımıza batıyoruz. 1 ve 2 zincir çekiyoruz. Burada 1 zincir bırakıp şöyle 2.'ye batıyoruz. Evet. Şimdi yine 1, 2, 3, 4 ve 5 zincir çektik. Çeviriyoruz arkadaşlar. Tığımıza ipimizi alıyoruz. Şöyle ilk trabzanımıza batıyoruz. Karemizi oluşturuyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Diğer trabzanımıza. 2 zincir çekiyoruz. Diğer trabzanımıza. 1 ve 2 zincir çekiyoruz. Diğer trabzanımıza. Evet. Bu şekilde modelimiz çıkıyor. Şimdi arkadaşlar yine bu kısmı yapacağız. Şu sırayı trabzanlarımızın hepsine tek tek batıyoruz. 2 3 Zaten yerleri hemen belli oluyor batacağımız. 6 ve 7. Burada yine 6 zincirimizi çekiyoruz. Ve ilk trabzanımıza yine batıyoruz. Modelimiz bu kadar basit arkadaşlar. Ve çok şık duruyor. Şimdi size diğer krem rengi ipimle ördüğümü de göstereceğim. Bu modelden çok güzel yelek yapıyorlar arkadaşlar. Yan yana ekleyip rengarenk yapabilirsiniz. Tek renk yapabilirsiniz. Şimdi 1 ve 2 zincir çekiyorum. 3 kare olduğu zaman bir zincir çekip sık iğne olarak 2 karesini tamamlayıp dönüyoruz. Videomu başa sarıp da izlerseniz zaten anlayacaksınız arkadaşlar. Çok hoş bir model oluyor. Bunu da daha önce yaptım. Bakın bir iki sıra daha fazla yaptığım için model daha da güzel göründü. Şu şekilde çok şık duran bir model, çok güzel duran bir model. Bu şekilde buralardan ekleyerek yan yana çok şık yelekler yapıyorlar. Sizlere de tavsiye ederim. Gerçekten tam bir yazlık, mevsimlik bir model oluyor. Çok şık duruyor. Videomu beğenip yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Modelimiz gerçekten çok kolay. Kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.